Dilan'ın spor evine geldik. Buyurun, hoş geldiniz. Ay, hoş bulduk efendim, teşekkür ederim. Ay. Bugün öyle çok kar falan yoktu. Rahat evet, rahat geldik. Evet, bugün güzeldi. Evet. Tekrardan hoş geldiniz, hoş bulduk, çok güzelsiniz. Efendim. Teşekkür ederim, nasılsın? İyiyim, çok şükür, sizi sormalısınız. Dünden nasılsın? Beri yorgun musun sen? Yani, yok değilsin. Yok ki, oturdun ya. Yorum yaptın. Evet. Aa, yedik içtik de. Ha? Öyle yedik içtik. Ama bugün için hazırlık yaptın tabii mutlaka. Yaptım, çok yaptım. Yoruldum ondan. Şimdi ben eşinle tanışma hikayeni merak ediyorum. Kızlar geldiğince de konuşmak istiyorum. Çünkü onlar da benden daha çok merak ediyorsun. Peki tanışma ve evlenme safhanı sorayım sana kızlar gelinceye kadar. Yani ne zaman tanıştın ve ne kadar sürede evlendin? 2016'da tanıştık. Hı hı. 2021'de de evlendik. 6 sene sonra evet. Mı? Wow. Yani bayağı bir şeyimiz evet. Oldu. Kaç yaşındaydın o zaman? O zaman 16 yaşındaydım. 16 yaşında. Vay vay. Başladı. Kaç yaş büyük senden? 5 yaş büyük. Ah, kapı çaldı. Kızlar durdu. Kızlar geldi. Ben de onları karşılayayım. Kızları karşıda geliyorum. Devamını onlar gelince konuşalım bakalım. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba. İyi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne tarafa geçiyoruz? Böyle evet. Sanırım. Teşekkür ederiz. Aslı Hanım merhaba. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabasınız. Oh, çok şıksınız yine. Siz de öylesiniz. Buyurun fıstıklar. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Dilan Hanım samimi bir şekilde, enerjik bir şekilde karşıladı bizi. Unutmayalım ki benim de enerjim yerindeydi. Gel gel Dilancığım. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dilancığım hediyeni açtın. Seni unuttuk ya. Hemen hediyeni açtı bari. Çok teşekkür ederim. Asansör yok Allah'tan. Yok. Dilancığım var, kazasız belasız geldik. Asansörümüz yok maalesef. Olsaydı da bilmezlerdi bence. Dünden sonra... Evet, izlemeyenler varsa dün çok felaket bir şey oldu değerli izleyenler. Ay inanmıyorum, bir şey diyeceğim, açın kapıyı. Bir sakin olun. Derin nefes alın. Bir sakin. Arkadaşımla çıktı. Arkadaşım içeride kaldı. Biz buradayız kızlar, bir sakin. Ay Allah'ım yarabbim. Keşke yürüyelim. Ay gerçekten açın. Geldi. Tamam. Oh, kızlar iyi. Aman tamam. Kızlar kısa süreli küçük bir kazaya maruz kaldılar ama atlattık. Güzel gün yarattılar. Tamam, güle güle. Güle güle. Ay battaniye. Çok bu havada çok iyi. Ben de biliyorsunuz ilgileniyorum ne alıyorlar falan. Biraz kararsız kalmıştım senin konuda. Bak bu tam ev koltuk battaniyesi evet, gibi. Evet çok. Sevdiklerken üzerine almalık bence çok şöyle. Şahane. Bak. Bir de bu havalarda yumuş yumuş. Ay, gerçekten çok hoş. Çok güzel. Sahiden ben beğendim. Çok güzelmiş. Güle güle kullanın. Sağ olun. Bence de tam yani zamanı dediğin evet. Gibi. İyi günlerde sıcacık sıcacık olun inşallah. Hiç i̇nşallah sağ olun. Sıcacık hayat. Hep şöyle sıcacık vereyim. Kal. Ben de şimdi siz gelmeden önce soruyordum nasıl tanıştın, nasıl ettin eşinle. ama bir kahvelerimizi alalım. Evet, alalım. Evet, nasıl içersiniz? Şeker olsun. Ben zencefilli çay da alırım bir tanem varsa. Tamam. Kahve de olur. Hiç tamam. Fark etmez. Ne varsa. Ben sana zaten hoşav yaptım kahve içmediğin için. Ederim. Bunu hemen şöyle geçeyim. Ay kızlar biliyorsunuz gribim ya kaç gündür. Senden çıktım akşam çıkar çıkmaz... Gittim şey yaptırdım, vitamin yaptırdım, serum taktırdım. Çok dikkat edin. Evet virüsler vesaireler var biliyorsunuz biz çok dikkat ediyoruz. Sağlık kontrollerinden sürekli geçiyoruz ama yani bildiğimiz anam babam usulü grip de var yani. Üşütüyoruz, nezle oluyoruz hepimiz. Tam mevsim geçişlerine dikkat edin inşallah. Kahvelerin yanında ne ikram edeceksiniz? Kahvelerimin yanında lokum, bir de çikolata ikram ettim. Çok yakışıyor kahvenin yanına, çok yakıştırıyorum. Gül lokumu mu? Yok, gül lokum değil, nar lokumu. Narlı. Aroması nasıl? Çok güzel bir aroması var, narlı bir aroması var. Çok hoşuma gidiyor. Zaten Zehra Hanım da kahve içmediği için ona da şerbet vereceğim, ikram edeceğim. Şerbet ne şerbeti? Şerbet kuru elma, erik
Ve vişneli. Dilan hep söylüyordu ya, ben avantgard sevmem, evde evet. göreceksiniz. Ben girer girmez böyle yaptım, evet dedim, Dilan'ın evet. spor evi gerçekten. Evet, evet. Sordan ziyade bayağı klasik hatta. Klasik mi? Evet. Buna klasik mi diyorlar? Evet. Yok yani, bence çok klasik, klasik değil aslında. Yani Dilan'ın yaşı yani aslında spor klasikle uydurmaya çalışmış. Klasik spor yani yapmaya çalışmış. Karışmış. Evet, karışmış. Koltukları spor. Dilan'ın neden yaşına uyduramadın? Dilan'ın yaşına ne olabilir? Böyle daha ondan canlı beklerdim mesela. Hani böyle pembelikten, hani yeni gelin ya, bir de 7 aylık falan. Ben de çok renk bekledim ama ben bir renk göremedim. Ay hayır, hayır ya, yapmayın şunu, pembe değil asla. Hayır, kesinlikle pembe, pembe değil. Yani gerçekten. Evde kullanılacak renkler, bunu yıllarca kullanıyoruz. Evet. Bunlar pembe olmamalı. Hem kahve var. Evet. Hem şerbet var. Evet. Hem de bitki evet. çayı. Her çeşit var. Sularınız? Sularımız da var. Sularımız da burada. İçine gül koydum, aromasını versin diye. Nar var, gül var. Karışık, ortaya karışık yaptım. İnşallah beğenirler. Gidelim mi? Gidelim. Hadi. Ay kahve fincanları. Bir dakika, bunlar benim fincanlarım. Ya. Şöyle piştim diyeyim. Oldunuz. Hangisi sen? Bu benim herhalde. Evet, teşekkür ederim. Şöyle. Teşekkürler. Çayınızı vereyim. Ay çok teşekkür ederim hayatım, sağ ol. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun benim. Ay ben bitki çayına sardım bu sıra. İyi için için ya. Bu havalar evet, için mi? İyi tam, gelir. Tam, yani, tam zamanı. Dilan Hanım benim kahve içmediğimi bildiği için bana hoşaf ikram etti. Hoşuma gitti. Güzel bir jestti. Ah, ellerine sağlık güzelim. Benim fincanlar derken... Yoksa daha önce Dilan'a sen mi almıştın? Hayır. Benim de fincanlarım böyle. Bunlar da sensin. Ha, sende de var. Özel olsun istemiştim. Ben de öyle düşündüm. İşte mi oldunuz? İşte evet, oldular. İşte oldu. Biz zaten sanki çok görmüşüz gibi yaparız. Sen de oradan yürüyorum. Ama herkesin ayrı bir yoğurt yiyişi var. Herkesin evet, farklı bir kahve sunumu var. Değil mi? Aynen. Yani bakalım sende de bu fincanlar olabilir ama nasıl getireceksin? Bir de benim evimdeki görüntü de farklı olabilir. Tabii tabii. Tabii. Yıkılma. Yıkılma henüz yıkılma. Şey bu genelde Doğu'da bana Diyarbakır'dan, Antep'ten hep arkadaşlarım bu tarz fincanlar gönderiyorlar. Doğu Diyarbakır'dan. Öyle mi? Eşim Diyarbakır'dan getirdi. Ay. Evet. Eşin Malatyalı senin. Malatyalı. Sen Bayburtlusun. Yok Bitlisliyim. Bitlislisin. Kim vardı Bayburtlu bu hafta? Bir benim eşim Bayburtlu. Benim eşim Bayburtlu. Bir Bayburtlu yakaladım. Evet. Evet sen Bitlislisin. Evet. Peki İstanbul'da tanıştınız eşinle. İstanbul'da tanıştık. Sen burada mı doğmuşsun? Evet doğum abimi bu. Ha eşin? İstanbul. O da. Yok gerçi o köyde doğdu büyüdü. Yani 5-6 yaşına kadar köydeydi. Malatya'daydı. Evet. Neresinden? Galiba... Pötürge mi? Pötürge. Pötürge tam köyünü bilmiyorum. Gitmedin mi? Gittim. Gittim. Ay. Evlendim. İlk ayımda köye gittim. Bak şimdi nasıl tanışmışlar kızlar. Önce nasıl tanıştığını anlatalım kahveleri içerken. Evet. Sonra devam ederiz. Evet. Benim eşimin firmasında çalışıyordu ablam. Hıh. O zaman ben okulda bittim. Ablam yani evde duruyordum. Ablam dedi gel yanında çalış. Ya ama zaten ben önceden eşimi çok duyuyordum ablamın ağzından. Ne diye duyuyordu? Şöyle çok yakışıklı, çok efendi, şöyle böyle. Ablam evli miydi? Yok o zaman da bekardı o. Senin için ablam söylüyor ben... ablam çok yakışıklı bir çocuk. Yok hani genel olarak. Yani orada hani zaten şey efendi, evet, adam, efendi, heh, patronumuz iyi evet. insan. Patronu bak Dilan şimdi. Patronu. Biliyorum kahvemi değiştirebilir misiniz lütfen? Neden? Şekerli. Gerçekten çok evet, dün de şekerli galiba. Gelmişti, bugün de şekerli. İçemeyeceğim. Ha canım. Gülsüm Hanım az önce yüzünü buruşturdu. Niye Gülsüm? O da şekerli dedim benim çünkü. Benim kahvem de şekerli. Benim de şekerli. Aa, yanlış gelmiş. Şekerli mi? Yani kusura bakmayın değiştirin isterseniz. Evet. Şekerli. Şekeriniz mi var kızlar? Şekerli ben içemiyorum. Vallahi. Ben de içemiyorum. Çok tatlı geliyor. Dün zorla içtim Zehra arkadaşımızın evinde. Bugün asla içemeyeceğim. Ay canım benim ya. İki gündür kahve içemiyorum ya. Çok güzel. Evet. Başlamış. Evet. Böldüm kusura bakmayın ama. Hayır, içemiyorum ben... asla. Neyse dedim bıraktım ama ne demek oluyor kahve yani? Içemedik. Bu ne demek oluyor değerli izleyenler? Şu kahveyi nasıl içersiniz demeyi ihmal etmeyelim. Kesinlikle ihmal etmeyelim. Oluyor bazen. Geçtiğimiz programda bir espri olsun diye tuzlu kahve bile gitmişliği var yani geline. Ama o espriydi aslında, espriydi aslında, espriydi. Bana göre espriydi. Bir şey söyleyeceğim. Buyurun. İstemeye mi geldik size? Neden tuzlu yaptınız? Yemin ediyorum tuzlu kahve bu. Neden biliyor musun? Neden tuz kattınız içine? Az önce tatlı koydum. Şekerli oldu. Evet. Tatlı konuşalım diye. Eleştirdi. Biraz da tuz koydum ki. Biraz şöyle resmen bir tuzlu ağzını... hararetli olsun diye. Püskürecektim yani. İnsanlar şakalar yapabilirler arkadaşlarına evet. ama sevmediyse bence yani, vermiştir.
Neyse bekleyelim o zaman. Bekliyoruz efendim sade kahveleri. Biz misafiriz, tabii ki de yapacak. Bize soracak. Biz ne dersek bu evde o olmak zorundaydı bugün bence. Yine de ben kırmak istemedim, söylemedim bile. Kahveyi içerken tatlı olduğu için yüzümü büzüştürdüm. Neyse ki Duygu söyledi. Ve ikimizin kahvesi de değişti. Geldim. Gel gel, sohbetimiz bölünmesin fazla. Teşekkürler. Teşekkürler de kusura keşke tepsiyle alsaydık. Anam beyan yoktan. Kızlar kahve bahane ya. Sohbet şahane kesinlikle, değil mi? Kesinlikle. Evet. Öyle tabii, teşekkür ederiz. Bak bakayım tadı ne olmuş mu? Da başlayalım yoksa başlayamayacağız. Duygu. Gülsüm. Çok iyi. Ben de duymuyorum ki Duygu. Vallahi yoksa mobbing yapıyorsunuz kıza diyeceğim şimdi. Ha, mahsur yapıyorsunuz diyeceğim. Elinize sağlık güzel. Şimdi sefer olmuş. Eline sağlık. Afiyet olsun. Evet şimdi...